Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir fakirlik serimizle beraberiz. Dedik ki niye para verelim? Niye verelim mi? Niye verelim ki? Ve Harry Potter asamızı kendimiz yapacağız. Yaparken sizle de paylaşacağız ki siz de yapabilin. Gereksiz harcamalardan uzak durun. Bunların hepsi tasarruf. Ve bu videonun bir özelliği de geri dönüşüm olması. Yani kullanılmış kağıtlardan, işte böyle faturalardan, fişlerden, yırtık kağıtlardan, kullanılmış A4'lerden yapacağız ki hem geri dönüşüme bir faydamız olsun, hem de gereksiz meblağlarla asalar edinmeyelim. Hadi videomuza geçelim. Lumos. Şimdi malzemelere geçelim arkadaşlar. Yeriniz, masanız batmasın diye bir adet tepsi, bir adet ucuzundan bir tutkal. Ne gülüyorsun be? Ucuz diye mi? Fakiriz diye bizi hor mu görüyorsun? Hayır, ters çevirdin. Fiyatı gözükmesin. Ters çevirdim ki markası gözükmesin diye. Reklam yapmıyoruz. Kasenin içinde su tutkalı, buna karıştıracağız ki daha ucuz bir tutkal elde edelim. Boyalarımız ve kullanılmış A4'lerimiz, kağıt parçalarımız. Ve fişler. Neymiş bu? Fiş. Şimdi yapımına geçelim. A4'ümüzü köşeden itibaren şu şekil şöylemesine sarma gibi yuvarlayırık. Şimdi burasını koli bandıyla, ufak bir bant da olur, bizde ufak bir bant olmadığı için, böyle hafifçe tutturup küçük mavi falçatamızla şöyle bir form elde ettik. Yani A4'ü yuvarladık, ortasına ufak bir bant ekledikten sonra bu şekli aldı. Daha sonra kollarımızı katlıyoruz, çemiliyoruz. Sizde ne deniyorsa bilmiyorum. Tutkalımızı, ben bunu hiç açmamıştım. Elime yapıştı. Daha sonra karıştırıyoruz. Buraya ben kalem koymuştum. Şimdi bunları homojen bir hale gelene kadar karıştırdık. Burası kafa kısmı olsun. Böyle ettik. Sonra bu kağıtlarımızı yırtıp form oluşmaya başladı. Ollivander mısın sen mübarek? Acaba Ollivander da böyle mi yapıyordu? Aynen, tutkal ve kağıtlarla. Nasıl yapıyordur sence? Sende malzemeler eksik. Ne? Anka kuşu tüyü, ejderha kalbi parçası. Evet. Ne yapacağız? Bu şey. BİM faturası. Elektrik, TEDAŞ elektrik. Formumuz yavaş yavaş oluşuyor. Fakir to patron. Çok iyiymiş.
Arkadaşlar bu tepsiyi neden koyduğumuzun sebebini öğrenecek olursanız. Yani, damlıyorsun. Yani damlıyoruz. Formumuz oluşmaya başladı arkadaşlar. Şimdi bunu tamamen biraz ağaç görüntüsü verip kurutmaya alacağız. Bir de Harry Potter'ın asasının şu kısmında bir çıkıntı daha var. Onu da yapıp evet arkadaşlar, son formumuz böyle. Harry Potter'ın asasının şurasında biraz çıkıntı vardı. Onu biraz beceremedim. Yapmaya çalıştım ama tutacak kısmı ve formu. Şimdi bunu donduracağız. Çünkü şu an çok hamur kıvamında. Donduktan sonra boyama aşamasına geçeceğiz. Evet arkadaşlar. Asamızı dolaba koyduk. Buzluğa koyduk. Ve yarım saate dondu. Sesini duyabilecek misiniz? Yani böyle seramik gibi. Bayağı sert bir şey oldu. Şimdi bunu boyayacağım ve daha sonra tekrar donduracağım ki çabucak videoyu bitirelim. Şimdi boyamak için yine bu tepsiyi kullanacağım. Tepsi kirlenmesin diye bant koyacağım. Bir siyah bir kahverengi boyam var. Harry'nin asasına göre boyayacağım bunu. Şimdi boyalarımı karıştırmaya başlayacağım. Fırçam yok. Eğer sevgiliniz veya bir nişanlınız varsa veya herhangi bir karşı cins kadın bir tanıdığınız varsa makyaj fırçalarını çalabilirsiniz. Ama haberleri olmasa çok iyi olur bence sağlığınız açısından. Şimdi buraya birazcık kahverengi dökeceğim. Ben bunun pürüzlerini zımparalamadım ama arkadaşlar siz isterseniz zımparalayabilirsiniz. Ben daha ağaç görünümü olsun diye doğal olmasını tercih ettim. Boya olarak guaj boyayı kullanıyorum arkadaşlar. Akrilik boya da olabilir. Veya ikisi de aynı şeyse aynı şey de olabilir. Ama sonucu güzel. Ben çok eğlenceli. Asamızın son görünümü bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bunu kurutmaya bırakıyorum. Daha sonra show must go on. Evet arkadaşlar, asamızın son hali. Yani bunu yaparken eliniz ayağınız çok boya oluyor ama görünüşü Harry Potter'ın asasındaki çıkıntı ve renkler bence efsane oldu. Evde mutlaka denemelisiniz bunu. Şimdi eğlence başlasın. Wingardium Leviosa. Leviosa değil. Leviosa. Wingardium Leviosa. Ve arkadaşlar, buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıdaki bir sonraki videoda hangi konsepti yapmamızı istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Lumos.